Arz etmiştim. Önce Sami Efendi Hazretlerinden başlayalım. Musa Efendi'yi şöyle gönüllerimize, kalplerimize ve meclisimize misafir edelim. Sonra da bugün kendisiyle beraber olduğumuz, hakikaten ışığı elhamdülillah 5 kıtaya yansıyan bir Allah dostunun, muhterem Osman Efendi Üstadımızın ki bugün bu çağda tasavvuf adına konuşan, değil mi? Bizim de model gösterdiğimiz insan o. O nasıl bakıyor tasavvufa? Bizim de bakışımız öyle olmalı. O kendi kitabında geçen 15 gün evvelki sohbetimizde herhalde sizlerle şu bölüme bakalım diye konuşmuştuk. Onun seçtiği tarifler tasavvuf, güzel ahlak ve edeptir. Demek ki ahlakında bir güzellik taşımayan, edebinde bir noksanlık olan insan o durumda bir gerçek sofi değildir. Her ne kadar ben sofiyim dese de o insan gerçek bir sofi değildir. Nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesidir diyor. Niye? Çünkü gerçekten bugün nefislerin böyle şaha kalktığı, nefsi arzuların, hevaların çok revaç bulduğu, çok pazarlandığı, böyle kapıları aşarak, pencereleri delerek, daha doğrusu hiç delmeden girdiği bir ortamda yaşıyoruz. Onun için de nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesidir. Bunu başka türlü nasıl ifade ediyorlar? Sık sık sohbetlerde sizler de buna şahit oluyorsunuz. İçimizde bir Firavun ve bir de Musa var. Bütün mesele içimizdeki Musa'yı Firavun'a galip getirebilmek. Firavun'u kendi denizinde boğmak ama Musa'yı da oradan geçirmek. Değil mi? Hazreti Mevlana'nın sözü bu. Senin içinde diyor Musa da var, Firavun da var. Sen Musa'nın yanında ol. İçindeki Musa'yı büyütmeye çalış. Ama Firavun da var. Ve hani kitaplarımızda geçen bir şey var. Bir insan nefsinin Firavun'un nefsinden daha kötü olduğunu düşünmezse gerçek mürit olamaz. Bu zaman zaman tartışılıyor. Yani nefis nefis olması itibariyle Firavun'un nefsiyle bizdeki nefis nefistir. Nefis olması. Ama terbiye edersen Firavunluk kalmaz. O Musa'laşır. Ama nefis nefsi olması hasebiyle Firavun'daki nefis neyse bizdeki nefis de konmuş olabilir. Ama Firavun hiçbir terbiye görmediği için nefsini ilahlaştırdı. Ama biz onu Musa'ya kurban edersek o zaman ondan bir eser kalmaz. Nefsaniyetinden bir eser kalmaz. Musa gönlümüzde misafir olur. Sadece misafir değil, gönlümüzün tahtı olur. Onun için de demek ki bizim tasavvufi anlayıştan gayemiz güzel ahlakı, edebi elde edebilmek, nefsimizi tezkiye etmek, nefsimizi, kalbimizi tasfiye etmek. Yine bir üçüncü tarifi, tasavvuf sulhu olmayan bir cenktir. Burada da ne var? Devamlık var. Yani bir yerde bırakmaya gelmiyor. Hani bir makarayı böyle çekersiniz, 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 bıraktığınız zaman tekrar geriye gelir. Nasıl aynı nokta bir lastiği çekersiniz, çekersiniz, bıraktığınız zaman ilk çektiğiniz noktaya gelirse, eğer bu mücadele de terk edilirse bir yerde, yine insan başladığı noktaya dönebilir. Onun için de orada sulh yok. Orada devamlı bir mücadele var. Ne zamana kadar? Son nefese kadar. Yıllar önce burada bulunan bir kardeşimiz bana yolda sordu. Abi dedi, bu işin bir şey yok mu dedi, düze çıktığı bir yer yok mu dedi. Yani vazifeli abi diyorsunuz, seyri sülükünü tamamladı diyorsunuz ama biz bakıyoruz ki zaman zaman işte sizin böyle önümüze koyduğunuz abilerde de zaaflar görüyoruz ve hatalar görüyoruz. Bendeniz de arz ettim ki bu işin bir bittiği nokta yok. Bittiği nokta son nefesimizi la ilahe illallah deyip de öbür tarafa bir adım atabilirsek işte o zaman düze çıkıyoruz. O zamana kadar hep yokuş çıkacağız. Hep bir mücadele var. Yani bir yerde anlaşalım artık bu kavga bitsin yok. Bu nefis bizdeyse biz onunla anlaşsak da o sözünde durmaz. Ahdini bozar ve bizi yine
ummadığımız bir yerden vurabilir. Bu bakımda nefsimize hiçbir anda güvenmemek, ona kanmamak ve onun gerçekten içimizde bir düşman olduğunun farkında olabilmek ve onunla yaşamak. Nasıl? Belirli hastalıkları bilen insan unutuyor mu hastalığını? Ben diyor kanserim diyor. Benim migrenim var diyor. Bu benim dostum artık diyor. Ben bununla yaşayacağım diyor. Ama tedbirlerini alıyor. İşte insanın iç mücadelesi de bitmeyen bir mücadele. Ama her yeni adımda o devam ettikçe de Allah ona devamlı zafer üstüne yeni zaferler veriyor. Kazandığı her zaferde yeni bir zaferi ona ikram etmiş oluyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri. Tabii yine dördüncü bir tarif, tasavvuf ihlastır diyor Sun Efendi Üstadımız. İhlas ne? Her şeyi Allah için yapabilmek. Maddi veya manevi bir çıkarının olmaması kişinin. Tabii bunlar hakikaten zor bir hususlar. En önemli noktalardan birisi ise tasavvuftan gaye istikameti elde etmek. Tasavvuf istikamettir. Bunu tercih etmiş Osman Efendi Üstadımız. Yani bize bir çerçeve çiziyor muhterem Üstadımız. Benim diyor tasavvufi bakışım ahlaktır, kalp tasfiyesidir, bitmeyen, arkası kesilmeyen, ihmal edilmeyen bir mücadeledir, ihlastır, istikamettir. Ha, biz bunları elde edebiliyorsak o zaman bu yola girmekteki gaye tahakkuk etmiş oluyor. Edebi bulabiliyorsak, mücadelemizi devam ettirebiliyorsak kendi içimizdeki, ihlasımız her gün tezayüt ediyorsa Musa Efendi Hazretleri'nin tabiriyle ve özellikle de istikamet dediğimiz, istikamet ne? Kur'an ve sünnet çizgisi üzerine yürümek. O bakımdan da ısrarla bir noktanın altı çiziliyor bu kaynaklarda. Deniliyor ki senden keramet değil istikamet istenir. Bizden de keramet beklemiyor kimse. Şu kadar zamandır bizimle berabersiniz, senden bir keramet görmedik demiyorlar. Ama bizimle yola çıktıysan biz sizden istikamet istiyoruz diyorlar. Yani istikamet ne? Dümdüz olmak işte. Günde 40 defa istiyoruz. İhtina sırat-ı müstakim, bakın 40 defa. Sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı müstakim de sırat-ı'llezine en'amte aleyhim. Allahu Teala'nın nimet verdiklerinin yolu. Allah kime nimet veriyor? O da ulaike me'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şühedâ ve salihin. O zaman sırat-ı müstakim nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoludur. Ha, bu yolu oturan sırat-ı müstakimdedir. Bunun dışına çıkan, nebinin yoluna düşen, sıddıkın yolunun dışına çıkan, salihlerin yolunun dışına çıkan insan sırat-ı müstakimden ayrılmıştır. Ne kadar önemli ki bizim için bu günde 40 defa tekrarlatılıyor bize. Hani bir adama 40 gün veli deseniz veli olur derler. Ama biz günde 40 defa sırat-ı müstakimi talep ediyoruz Cenab-ı Hak'tan. Dolayısıyla da onun üzerine durabilmek işte. O istikameti elde edebilmek gerçek tasavvuf oluyor veya tasavvufun gayesi bu olmuş oluyor. Netice kıymetli kardeşlerim, nihai gaye kul-Allah ilişkisini Allah'ın istediği kıvama getirmek. Tasavvufun ana gayesi bu. Kulla Allah arasındaki ilişkiyi Allah'ın istediği bir kıvama, Rabbimiz nasıl istiyorsa bu ilişkiyi o hale getirmek. Belki geçen derste de tekrarladığımız gibi imandan başlayıp istikametle bir yürüyüş. Zaten bugün okunan ayet-i kerimede de innellezine kâlû rabbünallâh fümme istekâmû. Evet, Rabbimiz Allah deyip sonra istikamet üzere yaşayanlara ne olur? Onlara ölümleri anında melekler iner ve korkmayın, üzülmeyin derler. Belki şöyle bir latife yapmak yerinde mi bilmiyorum. Gerçek tasavvuf imandan başlayıp istikametle yaşamak ve meleklerin kucağında müminlerin omuzlarına yürüyebilmektir. Adeta böyle melekler alıp götürecek. Kimi? İstikamet üzere olanı. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'in tabiri bu.
İşte istikamet üzere yaşayanı melekler alırlar, gelirler, yok korkma, üzülme derler. Biz seni müjdelemeye, sana vaat olunan nimetlere ulaştırmaya geldik. Yani ahirete ilk adımı müminlerin omuzlarına çıkmadan önce insan meleklerin kucağına girerek elde etmiş oluyor. Hatırlarsanız geçen sohbetimizde arz etmiştim ki her sohbetimizin sonunda muhterem üstadımızın bir mesajını okuyarak bitirelim demiştim. Vakit de tam dolmuş oldu zaten. Dolayısıyla ben muhterem üstadımızın bütün bu anlattıklarımızı hülasa eden tasavvufun gayesi bahsinden bir iki bölümü okuyarak bugünkü sohbetimizi bu şekilde tamamlamış olalım inşallah. Tasavvuftan gaye, ilk peygamberden itibaren bütün enbiya ve evliyanın gönül semalarında bir güneş gibi mevcut olan Allah'a en güzel ve feyizli bir şekilde kulluktur. Bütün anlatıların özü bu. Allah'a en güzel ve feyizli bir şekilde kulluktur. Bu yönüyle de gayelerin gayesidir. Yani Hakk'ın rızasını kamil manada kazanabilmek için manevi hastalıklardan kurtularak Allah ve Resulü'nün ahlakından nasip almaktır. Önümüzdeki gaye bu. Dolayısıyla tasavvufun maksadı olan manevi olgunluğun bir bakıma Peygamber aleyhissalatu vesselamın insanlarda gerçekleştirmek istediği gayenin tezahürü olduğu söylenebilir. Malum olduğu üzere bu gayede insanları iman zemininde nefsani ve kötü huylardan kurtarıp ahlak-ı hamideye, yani manevi olgunluğa ve güzel huylara yükseltmektir. Eğer bu elde edilmediyse o zaman çalışılmıştır ama netice alınmamış demektir. Evet, çalışılmıştır Cenab-ı Hak. Çalışmaya da bir bereket verir. Fakat netice elde edilmemiş demektir. Yani nefsani ve kötü huylardan kurtulup ahlak-ı hamideye, manevi olgunluğa ve güzel huylara yükselinememişse o zaman gayeye ulaşılamamış, yarı yolda kalınmış veya biraz daha halk tabiriyle sınıfta kalınmış demektir. Bu itibarla tasavvuf, güzel ahlakı, yani merhamet, şefkat, cömertlik, affedebilme, şükür gibi ulvi hasletleri müminde bir lezzet haline getirebilmektir. Sadece yaşamak değil, bir bunların lezzet haline gelmesi. İnsanın kurtuluşa ermesi, nefsindeki kötü sıfatlardan arınmasına, böylece amellerinin ameli salihe, ilminin de şahsiyet kazanmasına, yani irfana dönüşmesine bağlıdır. Ameller ameli salih olacak. Ameli salih ne? Hakkın makbulü olan amel. İlim de, bilgi de irfana dönüşecek. İşte tasavvuf bunu temin edebilecek adab ve erkanın kavranıp yaşanmasını gaye edinir. Elbette ki bu gayeye ulaşmak için bir takım temrinler var. Onları da zaten bu seneki programımız içerisinde işte seyri sülük dediğimiz, evradu ezkar dediğimiz, sohbet dediğimiz, hizmet dediğimiz, merhamet dediğimiz hususlara da inşallah onlar da bu gayeyi gerçekleştirecek olan temrinlerdir, çalışma yollarıdır. O yollarda güzel mesailer verirsek inşallah gaye de tahakkuk eder. Bir ayet-i kerimeyle bitirmiş olayım. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا. Değil mi? Bizim yolumuzda gayret edenlere biz yollarımızı açarız. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ. Ne demek? Allah ihsan erbabının, yani kulluğunu güzel yapanların veya ihsan edenlerin, muhsinlerin ecrini de zayi etmez. Yeter ki kul gerçekten ihlas sahibi olsun, gayretinde samimi olsun, ciddi olsun ve gideceği yeri, gayesini bilmiş olsun ve bu gayeye ulaşmak için gereken mesaiyi de sarf etsin. Rabbimiz inşallah
güzel gayretler yapmayı, bu gayretlerin sonunda da bu bahsedilen güzelliklere ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Ve ihsan derecesinin, ihsan halinin veya ihsan halinin bize zevkini Rabbimiz tattırsın diye dua ediyorum efendim.